Merhaba. Şöyle bir baktım. Videolarımızın hepsi 9 dakika olmuş. Ne yapsak acaba? Bunları toparlayıp program ismini nasıl İK odası dedim. Bloktaki odamıza İK odası dedim. Buna da 9 dakika mı desek acaba? Hepsi tesadüfi 9 dakika 9 dakika olmuş. Neyse. Bir 9 dakika daha diyelim o halde. Şimdi bu videoda da şeyi konuşmak istiyorum. Biraz düşündüm. İmajına olsun dedim. Çalışma hayatında. Aslında genelde hayatın içinde herkesin bir imajı olmalı, oluyor da bir şekilde tanımlanıyor. Ama çalışma hayatında imajına yani mutlaka gerekti. Birden toplayamadım cümleleri, söyleyemedim. Kariyer hayatında, çalışma hayatında kişisel marka olmak durumundasın. Bu bir zorunluluk değil. Evet, grafiğini yükseltmek istiyorsan başarılı bir kişi, bir karakter olmak istiyorsan önce kişisel marka olmaya gayret etmelisin. Kişisel marka olmak için de davranışlarınla, tarzınla farklılık yaratmalısın. Farklılık yaratmaktan ziyade sana özel olmalı. Yani bir imajın olmalı. İmajını sergilemelisin. Bunların altını böyle çiziyorum. Çok gerekli mi? Evet, çok gerekli. Kararlıysan, kadın örnekten gidiyorum, kendimle konuştuklarımı modelleme yapabilirsiniz. Ama erkekler için de bu böyle. Evet, iş kadını olacağım ben diyorsan, kendine has tarzın olmalı. Tavrın olmalı. Olmadığın yerde sana ait olmalı. İz bırakmalısın, bir şeyler bırakmalısın. Davranış da bazen imajdır. Sana özgüdür. Bilirsin. Kişisel yarattığın renkler, bazen yarattığın tavır, davranış yahut çalışma ortamında bir obje, ne bileyim, birçok örnek vardır ya. Kişinin kendine ait bir imajı vardır. Atıyorum, onun çalışma alanına gittiğinde onu görürsün. Ben çok çok uzun yıllar önce işletme içerisinde şeyi hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim. İki tane. Bakın, aslında onlar da kendi o kadar işlerini ve görevlerini sahiplenmişler ki hep ikinci aynı işi yaptıkları ikinci iş yeriydi benim bulunduğum yer. Her ikisi iki vardiya o makineyi kullanıyorlardı. Üretim yapıyorlardı üretimde. Ama o makine kati surette bilinirdi. O dönüşümlü iki arkadaşa ait diye. Oradan çıkan üretim de bilinirdi. Sadece iş kalitesine yansımıyordu. Yani makinalarda bıraktıkları izlerle, işte astıkları bilekliklerle yahut masa dizaynı.